Selam arkadaşlar. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz İzmir'den köye göç etmeye karar verdik. İzmir'de çalışıyordum. Ben işimi bıraktım. Böyle ani bir karar aldık. Daha öncesinden böyle bir düşüncemiz vardı zaten. Konya'nın Kayabaşı köyüne geldik. Eşimin annesi burada. Yalnız yaşıyor. Onun yanına geldik. İlk başta tavuk işiyle başlamak istedik. 100 adet tavuk siparişi verdik. Onların gelmesini bekliyoruz. Tavukların yerini ayarladık. Kümesini, kalacakları yeri, salma yapacağımız yeri telle çevirdik, ayarladık. Her şeyimiz hazır. Tavuklarımızı bekliyoruz. 100 tane tavukla başlayacağız. Önce çevremizden yumurta satmaya başlayacağız. Böyle ufaktan bir girelim dedik, deneyelim dedik. Evet arkadaşlar, tavuklarımızın yeri hazır. Evin altını düşündük. Böyle bir avlumuz var. Ağırımız daha doğrusu. Tünekleri hazırladık bu şekilde. Şu karşı tarafa bollukları yerleştireceğiz. Burada tüneyecekler. Şuraya burada lambamız var zaten. Böyle yemliklerimiz var bu şekilde. Şu da suluk arkadaşlar. Bunu damacana koyacağız üstüne. Bu yeni bir sistem yapmışlar bu şekil. Damacanayı koyuyorsunuz burada. Şuradan su içiyorlar. Evet, kapalı alanımız bu şekilde. Bu tarafa da bolluk yapmayı düşünüyoruz. Şu kısma, karşı duvara. Şurada havalandırmamız var. Burası da böyle bir küçük bir yer yaptık. Yemlerimiz şurada. Yemlerimizi aldık zaten. Şimdilik 5 çuval aldık. 100 tavuk için. 2 çuval bunun içinde. 3 çuvalımız da burada. Burası erzak deposu gibi bir şey olacak. Bu salma için de dışarıya aynı şu şekilde buradan tel çektik. Şöyle kazıkları çaktık. Dibine de beton döktük. Gayet ferah bir ortam. Üzüm asmalarımız var. Böyle telle çevirdik. Tavukların rahat gezebilmesi için doğal bir ortam yaratmaya çalıştık. Üzümlerimiz olduktan sonra bu asmayı biraz yukarı kaldıracağız. Şu an biraz aşağıda. Geçerken kafamıza falan çarpıyor. Kafamıza değmemesi için yukarı kaldıracağız biraz. Evet, alanımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet ferah. Şimdilik 100 tavukla başlayacağımız için burayı aslında büyük yapacaktık aşağı doğru. Bayağı bir geniş bir alan var çünkü. İleride tavuklarımızı yükseltebilirsek burayı genişletmek istiyoruz. Şöyle aşağı doğru gidiyor burası zaten. Bol ceviz ağacının olduğu bir bahçemiz var. Köy hayatını yaşamak istiyoruz yani. Şehir hayatından bıktık zaten. Ayrıca masraf da çok şehirde. Köy biraz yorucu ama olsun, daha genç, katlanacak gençler, bir şey yok. Bir tane de oğlumuz var. 5 yaşına girecek. Onu da seneye okula göndereceğiz. Çoğu kişi yapamazsınız, yok edemezsiniz. Köy hayatı zordur, olmaz, geçinemezsiniz falan filan dediler. Vallahi biz de zoru seviyoruz. Zoru sevdiğimiz için biz böyle bir karar aldık.
Zaten kimseye kulak asmamak gerekiyor. Kendi bildiğimizi okumak en iyisi. Şimdilik böyle köy hayatı. Tavuklarımız geldiğince video çekmeye başlayacağız zaten. Şimdi nasip olursa seneye Ekim zamanında birkaç tane tarlamız, bahçemiz var. Oraya ekim yapacağız, tohum ekeceğiz. Tavuklarımız için de arpa, buğday, mısır ekmeyi düşünüyoruz. Yemden kısmak adına, çünkü yem fiyatları oldukça yüksek. Yani bununla başa çıkmamız için biraz kendimizde yem desteği sağlayacağız. Burada zaten domatesimizi, biberimizi, salatalığımızı ekiyoruz. Yani günlük yiyeceğimiz de çıkıyor hemen hemen. Şehire göre pek bir masrafımız yok şu an.